kebaptan Kıbrıs mutfağına geçiyoruz. Sıradaki panelimizin başlığı otantik Kıbrıs mutfağının Akdeniz mutfağında yorumlanması ve inovasyon çalışmaları. Alkışlarınızla moderatörümüzü davet etmek istiyorum. Solid Consulting Group Genel Müdürü Sayın Tolga Atalay geliyorlar. Hoş geldiniz Sayın Atalay. Sizi şöyle en başa alacağım. Kendisine eşlik edecek panelistlerimiz, çok kıymetli konuklarımız, Alexus Hotel Resort and Spa Executive Şefi Sayın Veli Bayraktar, Lords Palace Hotel Spa and Casino Executive Şefi Sayın Ahmet Kartal, Kaya Palazzo Resort Executive Şefi Sayın Murat Dağoğlu, Nimax Cypress Deluxe Hotel Executive Şefi Sayın Ali Rıza Dörkeleş ve Merit Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Otelleri Koordinatör Şefi Sayın Hüseyin Humadi, özür diliyorum, buyursunlar. İyi paneller efendim. Merhabalar. Bugün merhabalar. Yine benim ikinci panelim. Dün de öyle bir şansım oldu. Ben tabii yarı Kıbrıslıyım. Annem Kıbrıslı. O yüzden benim için özel bir panel bu. Kıbrıs tabii tarihte çok şeye şahitlik yapmış bir yer. 12 şövalyeler Kıbrıs'tan geçmiş. Kipriyo, Kıbrıs'ın kelime kökü bakır. Bakırdan kaynaklı korsanlar gelip geçmiş, imparatorluklar sahiplenmeye çalışmış. Sonrasında da böyle bir siyasi süreçte biraz daha sakinleşmiş bir ada Kıbrıs. Şimdi yine hareketlendi. İlk 20-30 yıl evvel kumarhane sektörüyle başlayan serüven, son 5 yıldır biraz dünya trendleriyle beraber kumarhanenin harici hoteliye hizmet ve gastronomiyi de ön plana çıkardı. Bu sürecin mimarları da şu an yanımızda şeflerimiz. Ben en sondan başlayıp Veli Şef'e doğru geleceğim. Veli Şef de benim uzaktan bir akrabam oluyor eşimin tarafından. Bir hızlıca hangi otel bir tanıtıp tabii. Restoran da bize biraz Kıbrıs gastronomisi ürünleri var, evet. Klasik reçeteleri var. Evet. İnovasyon seviyesine geldik mi? Tabii ki. Artık var mı yok mu? Böyle tabii ki mi? Ben hemen konuya dahil olayım. Ben Kuzey Kıbrıs Merit Otelleri Mutfak Direktörü Hüseyin Humadioğlu. Biz kendimiz Kıbrıs mutfağındaki birçok yerel ürünleri coğrafi işaretli olan yahut da coğrafi işaretli olabilecek ürünleri inovasyon yaparak kendi mutfağımızda misafirlerimize sunuyoruz. Bunlardan birkaçına örnek vermem gerekirse, örneğin Kıbrıs'ta çok yaygın olarak bilinen molahiya diye bir ürün var. Biz bu en son molahiyanın sorbesini yaptık. İnovasyona uğratarak kendi misafirlerimize geleneksel lezzeti farklı bir metotta, farklı bir tarzda sunduk. Normalde molahiya kurutulup yemeği yapılan bir ürün. Biz onu sorbe olarak misafirlerimize sunduk. Bununla beraber, bunun haricinde yine Kıbrıs'a özgü kolakasın kendimiz ana yemeğin yanında püresini vesaire alternatif ürünlerini inovasyona uğratarak şef cornerlarımızda, şef köşelerimizde misafirlerimize tadımını yaptırıyoruz. Ürünün geçmişini ve şu anki geldiği evreyi anlatıyoruz. Bu da misafirlerimizin çok hoşuna gidiyor. Çünkü misafirlerimiz geleneksel tatları farklı bir şekilde tatmak istiyor. Bu tarz bir çalışmalarımız var. Süper. Evet şefim, sizler? Limak Cypress Otel'in mutfak şefiyim. Ben Kıbrıs'ta yeniyim zaten. 2 yıl oldu daha. Yaklaşık bir 18 yıl şeyde kaldık. Limak Limra. Kıbrıs mutfağına baktığım zaman, yani buradan öz eleştiri yapıyorum kendimce de. 18 yıl Limak Limra'nın aş başılığını yaptım. Hep gecelerimiz oldu, bölge yemeklerimiz oldu. Yavru vatan olarak gördüğümüz canımız, ciğerimiz Kıbrıs'ın hiç yemeklerine bakmamışız yani. Şu anda da bakmıyorlar. Antalya bölgesindeki arkadaşlar da bakmıyor. Bunun ne zaman farkına vardım? Cypress Hotel açıldıktan sonra giden benden önceki şefe tüyolar da verdim. Yani gelen insanın mutlaka bir Kıbrıs yemeklerini görmesi, bizim burada yaptığımız bölge yemeklerini sen de
bölge Kıbrıs yemekleri olarak yapıp sunmasını yaptı, yapamadı. Ben başladıktan sonra ya şeftali kebabını daha hala buradan şeftalinin kebabı olur mu sorusu var. Şefler de dahil buna. Ama şeftali kebabını şeftali kebabı olmadığı, Şef Ali kebabı olduğunu, herkes dilinde şeftali, Şef Ali, Şef Ali, şeftaliye dönüştüğünü, güzel bir ürün olduğunun farkında. Ama buradaki şefler bunu bilmiyor. Biz Kıbrıs mutfağını iyi anlatamıyoruz. Yani diyorum ki ne, yani Antalya bölgesinde dahi buradan baktığımızda ya bir gün Kıbrıs yemekleri yap. Bir bölge yemeği yap. Kıbrıs'ın içerisine gelen misafirimiz diyor. Evet, şefimiz değindi Molehe ya. Evet. Ya 2000 lira olmaz kilosu. 2000 TL olmaz. Yani 100 gram paket şu anda 200 TL. 100 gramlık paket içerisinde kayakoru, ona keza biraz tabii Kıbrıs üreticisine, Kıbrıs'ın bu lojistiğini sağlayanlarda da şeyimiz var ama biz hep birlikte bunu kendi içimizde şefler olarak paylaşacağız, konuşacağız, anlatacağız. Bunun öncülüğünü Veli Usta çok yaptı. Gördüm de evet, yani öncülüğünü. Zaten sözü son ona bırakma sebebim o. Ya bunu üreticiyi de organize edeceğiz. Şu an Kıbrıs çok bakir. Yani üretici, lojistiğini sağlayan da diyor ki ben bunu getirdim. Bu var elimde diyor benim. Ya benim 1500 misafirim var. Yarın 1500 kişilik gala yemeğim var benim. Ya diyorum bu ürün iyi değil. Bunu değiştirmen lazım. Bir iki kere yaptım, o hata yaptım. Sonradan tekrar döndüm. Ama disipline ettim. O üreticiyi de disipline ettim. Biraz buralardan yürümemiz lazım diye düşünüyorum. Ve bu ürünleri de her gün menümüzde koyarak, ki yapıyorum ben, mutfağımda da yapıyorum. Öğlen olsun, akşam olsun, sabah olsun. Yani mesela bir sıcak zeytin, folyo içerisinde sıcak zeytin yani. Misafir geliyor, bayılıyor. Ya diyor, ben bunu Türkiye'de görmedim diyor. Evet. Yani meyhane kültüründen gelen sıcak zeytin folyo içerisinde bol baharatlı bir deneyin arkadaşlar ya. Bravo. Bravo Sayın Başkanım. Evet. Federasyon Başkanımız. Evet. Aynen öyle yani. Böyle de çok böyle şey yapacak, tavan yapacak ve akılda kalacak ürünler var yani. Tabii yani Kıbrıs'ın işte dediğiniz gibi Muluhiya. Aslında evet. Muluhiya Osmanlı saray mutfağında yer alan, kitaplarında bir lezzet. Evet. Yani saray mutfağında da Muluhiya ile alakalı satırlar var arşivlerde. İşte kolakas dediğimizde biraz Güney Amerika'nın yuko patatesine evet. benziyor. Biraz bir tur atacağım. Ben diyorum yine evet. yine üstüne altını kırmızı çizgiyle çiziyorum. Molehiya evet tabanca bir ürün, yani tabirimi hoş görün mutfağımızda. Ama yine söylüyorum, kilogram fiyatı 1800 ile 2000 TL arasında olmaz. Olmaz, böyle bir ürün olmaz. Yani olursa da çok iyi tanıtamıyoruz yani, yapamıyoruz yani. O zaman biraz belki sizler kendi Kıbrıs'ta bu fırsatlar daha kolay. Farming kısmında biraz adım atıp belki de oteller biraz kısmen kendi ürünlerinin üretimine vakit ayırıp fiyatların dengeli hale gelmesini sağlayacaklar gibi duruyor. Evet. Bu da bir olabilir. Bir öyle bir kooperatif mantığı, otellerin bir araya gelip belli arazileri faydalı hale getirmesi de bir metot olabilir. Ama çünkü tonajlı. Kurutulmuş fiyatı zaten paketi, evet. Zaten tabii. paketi koca paket, hani 100 gram falan geliyor mesela. Evet, biraz evet. böyle bakmak lazım, zahmetli bir iş yani. Evet. Size dönüyorum. Tamam. Sizde biraz sizden alalım. Yani kolakas Muluhiya'yı konuştuk. Sorbesi Muluhiya'nın enteresan, canlandıramadım o. Loze diye Fransızların dediği ekşi bir evet. Kişiliği var. Nasıl bir şey çıktığını.
Siz neler kullanıyorsunuz şefim? İsmim Murat Dağlıoğlu, Kaya Palazzo Günle'nin aşçıbaşısıyım. Tabii Kıbrıs'a geldiğimde de ilk yapmak istediğim şey buradaki ürün, kültür, yemek ve alışkanlıkları ne olduğunu bulmaya çalıştım doğal olarak. O yüzden işte tarla gezdim, dağ bayır, otları gezdim. Aslında çok güzel şeyler var ama yeterince ben yazılı kaynak bulamadım. Öncelikle böyle bir eksiklik var. Çünkü buranın Arap kültürü, İtalyan kültürü, Osmanlı kültürüne kadar baktığınızda Venediklere kadar uzanan çok ciddi bir yemek kültürü aslında var. Ama bu biraz unutulmuş, biraz geride kalmış gibi görüyorum kendimce. Ben 6 yıldır oradayım. İşte zeytin ağaçlarını araştırdım, gittim buldum eski zeytin ağaçlarından onlarda ne var, ürünlerini nasıl topluyorlar onları. İşte burada turunçlar var, işte nedir o çiçek suyu var mesela onunla nasıl yapıyorlar, genel kültürde kullanıyorlar. Portakal çiçeği suyu, portakal, özellikle evet, meşhur. Çiçek suyu olarak adlandırılıyor. Evet. Örnek küçük bir şey anlatacağım. İlk başladığımda işte nerede diye öğrenirken bir tane teyzemizin evine gittik ve yaz döneminde lokma dağıttıkları bir şey var. O da bir yemek, bir kültürdür zaten. Dediler gel, ya dedim şimdi bilmediğim bir yere gidiyoruz vesaire derken bahçesinde neyse gideyim bir tadına bakayım dedim ama beklentim de o kadar iyi değildi. Bir lokma yapmıştı. Ben hayatımda böyle bir lokma yemedim. İşte İzmir lokması deriz, bilmem ne deriz. İnanın cam gibi böyle alıyorsunuz, çat diye gidiyor. Ve Kıbrıs'ın en büyük problemlerinden bir tanesi undur mesela. Yeterince glutenli olmaz veya işte ithalat problemi var vesaire. Dedim bunu nasıl başarıyorsun? Tat inanılmaz lezzetli ve farklı ama öyle bir şey var ki içinde bir damla daha fazla koysaydı belki yenmeyecekti. Sonra teyzeyle mutfağa girdik. Dedim ben öğreneceğim sen nasıl yaptın bunu göreceğim. İşte dedi oğlum bu kadar unu koyuyorum. İşte şunu karıştırıyorum. Tamam şu yağda ama dedim başka bir şey daha var. Bana kendi yaptığı gül suyunu çıkarttı. Gül suyu diyorum, çiçek suyu. Dedim bunu nasıl yapıyorsunuz? Kendi bahçesinde topladığı turunçların yaptığı, kendi benmari stiliyle vesaire. Ve ben o gül suyunu aldım. Sonra o teyzemizi getirdik, kendi pastanemizi onunla beraber yaptık. Onu nasıl yaptığını bizim ekibimize öğretmesini istedik. Onu nasıl geliştireceğiz onun peşinde koştuk. Yapmaya da çalıştık. Bunun dışında ben ürünlerin peşinde koşuyorum dediğim gibi. Hangi ürünü burada daha iyi değerlendirebilirim veya bizim sunumumuzda farklılaştırabilirim. Evet. Bununla ilgili de burada en güzel şeylerden bir tanesi var. Enginar. Hatta Türkiye'ye gidiyor. Enginar tarlaları var. Yani 150 dönüm bir yerde ben kaç tane tarla gezdim. Sonra bir baktım ki inanılmaz orada kes, kopar, ye. Yani o kadar lezzetli. Sonra enginarla ilgili bir gün bir festival organize ettim. Onunla ilgili uzman şefimi getirdim. Tarlaları beraber gezdik, topladık, taze kuruttuk. İşte yaprağından çay yaptık, baklava yaptık, tatlıları denedik. Mezelerini zaten biliyoruz, zeytinyağlarını biliyoruz. Çiğ salatasından tutun da baklavadan, tatlıdan, sorbesinden, risottosuna kadar. Bütün versiyonlarını çalıştık ve reçelendirdik yaptık. Anlatmak istediğim asıl şey şu, ürün bazında ilk başlarsak, Ali Çevim de söylediği gibi, Moliha'yı eğer onun nasıl yapıldığını görürsek, nasıl kullanılırsak, bunu inovatif olarak da değiştirip misafirlerin lezzet deneyimini biraz daha farklılaştırabiliriz. Evet. Şefim siz... Bayağı bir malzemeler geldik. Evet. Enginar'ı kaldı mı? Malzeme kaldı mı şu an size? Tabii ki kaldı. Şimdi ben Lord Palace Otel'in mutfak şefiyim. Evet. Bizim mesela biz şehir merkezinde olduğumuz için bunun avantajını kullanıyoruz. Çok yoğun çalışan alekartlarımız var. Mesela bir kömür restoranımız var kebap üzerine. İşte balık restoranımız var kebap. Bir Sky Lunch var. Hani dünyanın işte bilindik lezzetlerini sunuyoruz. Bir tane işte fast food mistik kafemiz var. Şimdi biz yerli üretimi aslında bizim satın almacılar da zaten destekliyorlar. Hem fiyat daha uygun olduğu için hem de çiftçiyi desteklemek için zaten onlar mümkün olduğu kadar üzerine düşüyorlar bunu. İşte şu ürünü alalım, bu ürünü alalım bize de baskı yapıyorlar. Biz kullanabildiğimiz kadar kullanıyoruz zaten ürünleri. Mesela ette biraz sıkıntı oluyor. Mesela yetişmiyor, bilmem ne oluyor. Biz mesela kendi çiftliğimizi kurduk. Kuzu etlerini artık biz kendi çiftliğimizden alıyoruz. Yani tabii. Artık bir Kıbrıs kuzu türü mü yoksa
hangi tür? Kıvırcık mı? Makedonya'dan getirdiler. Makedonya kuzusu Kıbrıs'ta yetişiyor. Aynen öyle. 3000 tane getirdik. 3 yıldan beri de bir bakıyoruz. Şu anda kendi kuzularımızı kullanıyoruz. Ha, yetmediği zamanlar oluyor. Çünkü kullanım çok olduğu için adamın her hafta mesela 150 tane kuzu kesmesi lazım. Benim bütün otelin her tarafına kuzu yetiştirmem için. Bazı sıkışık zamanlarımızda alıyoruz dışarıdan ama onun dışında mümkün olduğu kadar kendi yetiştirdiğimiz kuzuları kullanmaya çalışıyoruz. Zaten dana etinde böyle bir imkanımız şu anda yok. Çünkü dana etinin canlı şeyi yasak. Canlı evet. Kıbrıs'a getirmek yasak. O yüzden sadece şoklu geliyor. Ama kuzu etinde bu imkanı bulduk. Süper. Bunun üzerinden gidiyoruz. Ha, biz biraz da üreticiyi desteklemek için ne yapıyoruz? Mesela macunları kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Üzerine bir şeyler katmaya çalışıyoruz. İşte birine zencefil katıyoruz, birine bilmem ne katıyoruz. Bunları büfelerde sürekli kullanıyoruz mesela. İşte bir kola kas var. Evet. Bunu kullanıyoruz. Moleyi zaten herkes söylüyor. Kişniş bir de değil mi? Kişniş herhalde dünyada en yoğun kişniş kullanan. Evet. Yani çok tabak değil ama tabak içinde çok kullanan herhalde Kıbrıs, Tayland'da bile. Yani bizde maydanoz gibi doğranıp her şeyi kullanıyoruz artık yani ve lezzetli hani o kokuyu yadırgayanlar oluyor ama ya bunun tadı ne diye seven aşık olur aynen öyle. Genelde daha önce tatmamış kişilerden bir tepki geliyor çünkü maydanoz gibi falan görüyorlar ama tadı çok apayrı bir şey yani. Yani kişnişin bilimsel olarak kanıtlanan bir tarafı var tabii. Bazı insanlarda sabun tadı bıraktığı kokusu var. Kendine özgü bir kokusu bazı var. Bazı kişiler onu ya bunda garip bir tat var derken aslında gerçekten onlar o tadı alıyor. Ben onlardan değilim. Bayağı kişnişi beğenerek yiyorum. Kuzuyla alakalı çok hoş. Çünkü Kıbrıs Adası tüm adalar gibi beyaz et, tavuk eti kültürü olan bir ada. Jamaika'da öyle. Çoğu dünyada ada büyükbaş hayvan yetiştirmede daha pasif kaldığı için beyaz ettir. Şimdi kuzuya girilmiş. Belki yarın özel bir dana eti izin butik çıkabilir. Öyle bir çalışma değil var mi? Ama şu anda daha onun izni çıkmadı yani. Onu süper bekliyorlar şu anda. Şimdi o zaman hırsız bir kebabı meşhurdur zaten. Meyhanelerde direktmen kuzu çok fazla tüketilmekte. Yani. Evet. Otel kanadının haricinde şefte ama şey Kıbrıs'ta zaten bir şey var. Meyhane kültürü var. Evet. Yani %75'i meyhane kültürünü balığa tercih ediyor. Baktığınız zaman taverna mesela dedikleri Güney Kıbrıs ve komşu ülke Yunanistan'da oraya da bir kısmen yansıması var. Şimdi aslında Şeftali Şefali derken burada bir şefimiz var. 40 yıl önce Kıbrıs'a ilk, yani biz daha Kıbrıs'a gitmeden Kıbrıs'a büyük emek vermiş. Aslında Şef Ali'yi de buraya alıp bir kısa söz vermek istiyorum. O zaman şöyle yani, o da burada emeği uzun geçen 40 yıldır adayı bilen bir şefimiz. Evet. Türk şefimiz. Evet Veli Bey. Veli Şef. Siz biraz bu işlerde mikroda da yer aldınız. Tedarikte yer aldınız. Restoran, otel, egzekütif şefliğinde yer aldınız ama biraz da bu Kıbrıs'a böyle bir makro vizyonla sahiplenip bir bütünlüğün gücünü kullanıp Kıbrıs mutfağını Kıbrıs'ın dışına biraz nasıl duyururuz noktasında da sanırım bu Aralık ayıydı. Biraz orayı açar mısınız? Neler yaptınız? Ne fayda sağladı? Kıbrıs'ta yaklaşık benim 7. senem. Yani pandemi öncesi ve sonrası açıkçası lokasyon olarak da benim çok severek yaşadığım ve keyif aldığım bir yer. Şimdi benim inancım şudur. Yani şef bir kere yaşadığı bilmeli. Oradaki malzemeyi gerçekten bilmeli. Bununla alakalı da biz çok araştırma yaptık. Mikrofon ses geliyor mu bilmiyorum. Bence oradan şimdi yani, gelmiyor çünkü. Şimdi geliyor. Biz çok araştırma yaptık. Pandemi döneminde de hatta birçok televizyon programlarına da ev sahipliği yaparak Kıbrıs'ı gezdik. İşte Mehmet Yeşil'le, Teoman Ünal'la, zaman zaman Ebru Erke'yle ve benzeri birçok kişiyle de gezdiğimizde şunu gördüm ben. Bir kere görünürde evet Kıbrıs denince herkesin aklına kasino geliyor ama kasino değil. Muhteşem bir tarih var yani sizin bahsettiğiniz gibi. Şimdi Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethettiğinde Haçlı Şövalyelerine bir koridor açıyorlar. Diyorlar ki buradan çıkın ya da bizim şartlarımızı yaşayın. Haçlı Şövalyelerin ilk geldiği yer Kıbrıs. Baktığınızda
onlarca farklı medeniyet geçmiş ve bu medeniyetlerden belirli bir insanlar burada kalmışlar. Herkes gitmemiş. Akdeniz'in göbeğinde yani mutfak kültürüne baktığınızda Arap esintisini görebiliyorsunuz çok bariz net bir şekilde. Lübnan'ı görebiliyorsunuz, Filistin'i görebiliyorsunuz. Hakeza Anadolu'da özellikle yani o Hatay, Antakya o bölgeleri çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. İtalyanlar gelmiş, Cenevizliler vesaire falan onların esintilerini görebiliyorsunuz. Bir Rum ekolü var ki yani o da yatsınamaz. Hani birçok yemek halen de aynı şekilde devam ediyor. Osmanlı'nın yemeklerini görebiliyorsunuz. Mısır mesela işte Moleyo konuşuyoruz. Farklı bir şekilde işte Mısır'da pişiyor, Filistin'de pişiyor. Bunun gibi çok fazla örnekler var. Şimdi dolayısıyla bu kültürü gerçekten belirtilip çalışmak gerekiyor. Ben Selim Usta'dır. Benim de bilmiyorum şu an salonda mı ama Selim Yeşilpınar. Onunla hep böyle zaman zaman oturup hani sohbet ettiğimizde neler var, geçmişte neler gelmiş. Onların üzerinde biz çok cidden kafa yorduk. Şimdi ustaların bahsettiği gibi hani Moleya'dan tutun da işte Şef Ali kebabına vesaire falan birçok şey var orada ama bunlar çok ön plana çıkmamış. Yani gördüğümüz bizim buydu. Biz Aralık'ta şunu yaptık. Özel bir menü hazırladık. Birçok gazeteciye davet ettik. Onlarla önce bir Lefkoşa'yı gezdik. Klasik yerleri gördüler. Öğlen yemeğini özellikle Rüstem Kitabevi'nde yedik ve orada gerçek ev mutfağını, Kıbrıs'ın ev mutfağının ürünlerini, lezzetlerinin tadına baktılar. Akile Hanım, onlar da çok nitelikli bir iş yapıyorlar orada. Ve sonrasında da akşam ağırladığımız misafirlere gerçekten özel bir menüyü sunduk. Birçok yemek var. İşte mesela Garavolli, salyangoz yüzyıllardan beri pişiriliyor. Sadece Kıbrıs'ta değil. Bugün Ege, ben İzmirli olarak hani işte Çeşme'de olsun yani Rum kültürüne baktığınızda o ürün orada var. Ama biz bunu işte dışarı mesela empoze edemiyoruz. Çok bilinir bir şeyi yok. Molehiya yani farklı bir lezzet. Çok işlemeye bu arada müsait değil ama biraz kafa yorarsanız çok enteresan şeyler çıkabiliyor. Şimdi ben kuzudan gideyim. Yani kuzuyu alıp bunu suyu olarak molehiya özüyle birlikte pişirdiğinizde ilginç bir lezzet çıkıyor ortaya. Daha sonra ızgara yatıyorsunuz. Neden ızgara? Çünkü Kıbrıs'ın olmazsa olmazından bir tanesi ızgara. O kebap ve ızgara kültürü var. Molehiyenin özünden bir sos yapıp yine bunu birleştirdiğinizde bir de o tam mevsimiydi. Gavcar mantarıyla enteresan bir üst düzey fine dining lezzet çıkabiliyor burada. Bunun gibi birçok böyle inovatif ürünler var. Yani sadece yani bizim şeflerin bunları biraz dokunuyor, ön plana çıkartıyor olması gerekiyor. Devamı gelecek. Bu arada tekrar işte baharda, yazın, sonbaharda yine farklı organizasyonlar yapacağız. Ve bunların tamamı da hepsi Kıbrıs mutfağı üzerine olacak. Gelişime açık bir mutfak sahip çıkmamız gerekiyor. Hani bizim dilimiz hani yapışmış bir şey var. Yavru vatan aslında evet hani Kıbrıs Türk ama orada muhteşem bir tarih var. Muhteşem bir kültür var. Ve bunu bence hiç yaslamadan ön plana çıkartmak gerekiyor. Bunu düşünüyorum. Tabii burada bütün şeflerimiz Kıbrıs'a emek veren ama Kıbrıslı olmayan şefler var. Kıbrıs'ın evet, insan kıymetleri, Kıbrıs'ın işçiliği bunun neresinde? Sizler Kıbrıslıları yetiştiriyor musunuz? Bayrağı onlara devretmek üzere yoksa yine Türk teşkilatlar, daha doğrusu Türkiye'de yaşayan teşkilatlar mı altınızda? Bir Ali Şef de kendini tanıtsın. Çünkü o çok eski. Yani ben neredeyse okul yıllarımda Ali Şef'i Jasmine Court'ta inanılmaz bu lezzetleri işlerken sabah güneş çıkmadan balkabağı çiçeğini toplatırkenden hatırlıyorum. Halen de genç, dinamik, gözleri parlıyor. Evet şefim. Ya ben tabii ki uzun yıllardır 40 yıla yakında Kıbrıs'ta bulunuyorum. Önce Kıbrıs'a eğitmendik. Daha sonra otellerle beraber özel yapısıyla da birlikte bütün otellerin inovatif yapısında şu anda da Yeni Amerikan Üniversitesi'nde artık bildiklerimi genç arkadaşlarla paylaşıyorum. Şimdi Kıbrıs mutfağına baktığımız zaman tabii bunun yaklaşık 40 yıl öncesini ben Kıbrıs'a Turban'dan eğitmen olarak gitmiştim. Şimdi şu anda bile sade natürel bir mutfak yapısı var. Maalesef ülkenin tanımamış olması çeşitli platformlarda kendini yer bulamıyor.
Bununla da kimse gelen buradaki büyük otellerin yöneticilerin şefler kendilerini çok çaba sarf ediyorlar. İşte ürün bazında sıkıntılar var ama Kıbrıs mutfağı rafine bir mutfak, sade. Bir örnek vermek gerekirse işte ve Kıbrıs'taki kullanılan isimler bile sadedir. Bulgur köftesi dediğiniz zaman gerçekten yani kendi öz Türkçeyi kullandığı için sade yalın yani Türkçe karşına baktığımızda işli köftedir. Zeytinyağı keza öyle, otları öyle. Kendinizi anlatmanın ben çünkü uluslararası camiaların içinde de bulunuyorum. Dünyanın tüm platformlarında Kıbrıs'ı anlatmaya çalışıyorum. Kıbrıs'ın 1500'lü yıllardan beri Türkçe ve İngilizce kitap yazdık oğluma falan beraber. Kıbrıs'a 74'ten sonra dünyadan ilk defa Gurman'dan ödül aldı. Şimdi buna rağmen kendimizi o gastronomi alanında maalesef biraz zaman ediyoruz. Bunu açmanın kendi tedariğinde. Şimdi bir yandan inovasyonlar da açılı. Gerek ürün bazında gerekse et üründe. Biraz önce büyük şefler de ifade ettiler işte et ürünlerini. Kıbrıs'taki tüp bebek sistemi altında mesela biz beraberce şu anda çalıştığımız projelerde uzak doğudan Wagyu'nun spermenlerini getirip Kıbrıs'taki dana etleriyle eşleştirme yavru yani et getirmeye çaba sarf ediyor. Çünkü artık Kıbrıs'a işte şu anda bu otellerin et ihtiyacı hem kalite olmak zorunda hem yapıda. Ondan bu yavrular alındı. Tabii bu uzun bir süreç bir yapı. Mutfak da öyle. Patatesi mesela hiç kendimize anlatamıyorduk. Kıbrıs'ın patatesi işte şu andaki bana göre dünyanın en kaliteli patateslerinden bir tanesidir. 10 numara. Bu yapısında onu. Otları mevsimleri çok kısıtlı olmasına rağmen bunlar o işte bir türlü orada da kendini otlarda anlatamadı. Mesela yoksa Alaçatı falan kendini çok güzel pazarladı. Kıbrıs bunu eden orada sıkıntılar var. İşte burada şikayet etme maksadıyla değil. Bütün bu şu andaki burada bulunan hatta burada bulunmayan şeflerin Kıbrıs mutfağına çok büyük emekleri var. Bunu inkar etmek aşırı derecede yeni yeni ürünlerin geliştirmeleri. Mesela işte her otel kendi çapında en son böyle şefimiz Türkiye'den Kıbrıs mutfağını böyle elma kanalarıyla anlatmaya çalıştı. Bunları biraz daha çoğaltması lazım. Genel yöneticilerin maalesef yani şikayet olarak lütfen algılamayın. İlgilenmiyorlar. Yani oradaki yerel yönetimin baktığım zaman gastronomiye henüz yeteri kadar ilgi göstermiyorlar. Sanırım, bunu ben çok iyi biliyorum. Buyurun. Ali Şef sanırım bu dün Cumhurbaşkanımız adanın buradaydı. Evet. Sağ olsun bu Ev Summit'i destekledi. Evet. Şeflerin sohbetleri, Veli Şef'in daha makro herkesi bir araya getirerek gelecek yıldan ön söz etti, bu yılı biraz anlattı. Benim gördüğüm malzemeler çok bilinmedik, keyifli, dünyada bilindik ama Türkiye'de bilinmedik malzemeleri konuşuyoruz. Şimdi çoğu arkadaşımız Muluhiye'yi merak ediyor. İşte kolakas neye benziyor acaba diyor. Kıbrıs'ın kendi ekmek kadayıfı, lor peyniri, evet. Nor peyniri nor, neyle, nor. Nide'nin nor. Nesi? Sabuna benzer kuru nor peyniri, özel gerçek Kıbrıs helli mi? Bu Türkiye'de üretilenin biraz daha farklı versiyonu. Bunlarla ben Kıbrıs'ın gelecek 5 yılda gastronomide Türkiye'deki çoğu ile göre çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyasi hamleler de değişebilir. Yıllardır beklenen farklılıklar, Avrupa'nın Kıbrıs'a ulaşımı. Yani aslında Kıbrıs'ta çok fazla her şey dahilden negatif etkilenmemiş, kumar sektörü olan, doğası olan, Veli Şef'in dediği gibi tarihi olan ve işte Venediklilerin adını koyduğu Kiprio, bakır yani Kıbrıs olan bu yeri bu bölgeyi, bu ülkeyi yani gastronomide çok şanslı buluyorum. İlk tohumları sizler attınız. Şimdi şeflerimiz devam ettiriyor.
bu konuda pozitif düşünüyorum. Vaktimiz bitti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben son sözü de size veriyorum. Lütfen, çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs kumar ve kulüplerden oluşan bir yer değildir. Yine öz eleştiri yapıyorum. 2 sene öncesine kadar hep öyle bakıyordum. Yıllarca otellerimizde yok İspanyol gecesi, İtalyan gecesi adı altında yemekler yaptık. Şu anda buradan da sesleniyorum meslektaşlarıma. Lütfen bir Kıbrıs gecesi yapın. Bir Kıbrıs yemekleri yapın. Bir köşesini oluşturun otellerinizde. Bu sadece yavru vatan olarak kalmasın diliyorum. Ve biz şefler evet tetikleyeceğiz, zorlayacağız, üreticiyi de zorlayacağız. Fiyatlarını da geriye çekecekler, en iyi ürünü sağlayacaklar bize ve buradan da söz veriyorum ben şu anda yeni bir Kıbrıslı şef olarak da Kıbrıs mutfağını en iyi şekilde temsil edeceğime de söz veriyorum ben. Teşekkürler. Ali Zade Ölkeleş olarak. Evet. Evet. Kalkalım.